Lakin Mehmet Usta hayaller peşinde. Eyvahlarla sürüyor hayatımız. Babam ve biz ayrı dünyalardayız. Gölgesinde olmak huzur verir bizlere. Lakin Mehmet Usta hayaller peşinde. Hayatın anlamı boşalır bir dolar çocuklara. Çocuklar bir sütü insanı yorar. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı. En son baba duyar hayatın anlamı. Bir boşalır bir dolar çocuklara. Çocuklar bir sütü insanı yorar. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı. En son baba duyar. Made in Turkey. Kim o? Benim Bahriye teyze İsmail. Hangi İsmail? İsmail. Eyüp Sultan İsmail. Hay Allah ya. Hay Allah çocuk. Hoş geldin. Hoş bulduk Bahriye teyze. Ver elini öpeyim. Al öp. Geç. Geç oğlum otur. Geç. Sen iyisin değil mi Bahriye teyze? Yüzünün rengi gitmiş. Otur. Sorma oğlum sorma. Hangi rüzgar attı seni? Öyle geçiyordum uğrayayım dedim Bahriye teyze. İyi ettin canım. Ayran var içer misin? İçerim Bahriye teyze. Tamam be. Hay Allah getireyim. Allah'ım çocuğum. Bir film seyretmiştim. Katil aynı seninki gibi önce öldüreceğini söylüyordu. Sonra gerçekten öldürüyordu. Nasıl öldürüyordu? Vallahi değişik Bahriye teyze. Birine iple boğdu. Öteki de gözünden oydu. Allah. Birine 77. kattan aşağı itti. İsmail. Efendim Bahriye teyze. Demek sendin ha? Evet Bahriye teyze. Maalesef. Neden peki? Neden beni seçtin? Daha ideal biri yoktu Bahriye teyze. Benim neyim ideal? Ben sana ne yaptım? Lütfen Bahriye teyze. Bunu yaptığım için çok utanıyorum ama mecburdum. Hayır. Burada Bahriye. Ne işin var senin burada? Ben Demek sendin ha? Ben bir şey yapmadım ya. Bebek yüzlü katil. Senden hiç beklemezdim İsmail. Kımıldama bir yere. Polisi arayacağım. Ne oluyor ya? Ay! Tamam Bahriye, tamam korkma. Buradayız ya. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Tabii. Sadece yaşlı bir kadını öldürmekle tehdit ettin. Sonra da boğmak için buraya geldin. Alo, 155 mi? Durun ya, ben kimseyi boğmaya gelmedim. Bir annemi öldürmeye çalışıyor memur bey. Hayır ya, ben buraya başka bir şey için geldim. Başka bir şey için geldim diyor ama elinde ip var. Amacı belli memur bey. Ya ben yeni bir spor ayakkabı aldım da onun bağcıkları bir türlü bağlayamıyorum. Böyle takmaya çalışıyorum, çapraz oluyor. Onun için şey ettim ben. Saçma sapan şeyler söylüyor memur bey. Tanıdık biri. Hani annem Eyüp Sultan'da kaybolmuştu ya. Siz nereden bileceksiniz canım? Hani onu getirmişti. Yani evet işte o meğer öldürmek için getirmiş memur bey. Hayır ya, ne öldürmesi? Ben size uğramak için bahane olsun dedim. Direkt yemeğe gelmek istemedim. Ne yani? Sen şimdi ayakkabı bağcıkları takalım diye mi geldin? Evet, ben hiç beceremiyorum. Tezgahtar kıza da bağlattırmadım. Bahriye teyzem bağlar dedim. Doğru mu söylüyorsun? Tabii, ben bu kadar güzel su böreği yapan birine zarar verir miyim hiç?
Adres Ziya Halit Paşa Yalısı. Evet efendim. Kapat şunu, kapat. Kapatıyorum memur bey. Böyle buyurdu babam. Kusura bakma İsmail. Bahriye teyzem bugünlerde bir tehdit telefonu alıyordu. O yüzden kendi gölgemizden kuşkulanır olduk. Korkma Bahriye teyze. Benim ben İsmail. Kusura bakma evladım. Hep gülersin. Öyle asık suratlı görünce. Sorma Bahriye teyze. Hayatta her şeyi öğrenebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum ama şu ayakkabı bağlamayı bir türlü beceremiyorum. Ya. Hep karışıyor. Bir uç buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ondan sonra başka bir deliğe giriyor. Beceremediğim için de hep kendime kızıyorum. Ver ben bağlayayım. Dur Hülya abla. Acele etme. Yemekten sonra bağlarız. Herifine silip süpürdü ortalığı. Ya bu kadar çok yemek yemek bir insan öldürmekten daha ayıp ya. Sen de o yarım ağzına ne çok laf ettin çocuğa. Ederim efendim, ederim. Neyse hadi yatalım artık. Umarım tahmin ettiğim şeyi düşünmüyorsundur Kadir. Yoo. Düşünüyorum Hülya. Aklından bile geçirme. Hastasın Kadir. Hasta değilim Hülya. Saçmalama Kadir. Gözü dönmüş bunu yaralı saçmalama. Seni öpmek için üst dudağım bile yeter Hülya. İstersen bir bardak su iç baba. Gıcık yaptı herhalde. Bahriye, bir kayık mı satın alsam acaba? Herkes balığı kayıkla çıkar ya. Aman yok kalsın, batarsın filan. Niye batayım ya? Seninle çıkmayacağım ki. Tek başıma çıkacağım. Artık hiç giderler falan deme. Memleketteki evi de sattılar, nereye gidiyorlar? Tamam Hülya, tamam hallederiz. Git konuş o zaman. Neyi konuşayım ya? Ay hala neyi diyorsun ya? Madem bizimle yaşıyorlar, her şeyimize karışmasınlar. Özellikle bazı şeylerimize. Hülya, söyleyemem, saçmalama. Söylersin Kadir. Erkek erkeğe konuşun işte. Ya konuşa konuşa her şey çözülür. Haklısın Hülya, konuşa konuşa çözülür. Ama babam konuşmaz ki, kükrer. Ya bana ne ya, git konuş. Ben utanıyorum. Ya ne konuşayım Hülya, ne konuşayım, nasıl konuş... Dur. Ne oldu? Öksürük şurubu. Ay ne alaka ya? Tamamladı, gözleri tamamladı. Anne, bir dakika gelir misiniz? Bir şey soracağım. Ben siz de bir iş yapamazsın zaten. Ben nasıl söyleyeceğim ya gıdığımıza karışma diye? Ne bu? Öksürük şurubu baba. Bana mı? Evet baba. Geceleri öksürük tutuyor ya seni. Ne öksürüğü ya? Öksürük falan tutmuyor beni. Tutuyor baba. İyi düşün. Hülya ne soracaksın? Hülya! Efendim anne? Ne soracaktın? Ha soracaktım şey anne. Bugün günlerden ne? Kızım onun için beni yerimden kaldırdın. Takvime baksana. Ay doğru ya. Hiç aklıma gelmemiş anne. Beni öksürük falan tutmuyor. Nereden çık şimdi öksürük şurubu? Tutuyor baba. Özellikle geceleri. Bizim yattığımız sıralarda. Kimin yattığı sıralarda? Benim ve eşimin yattığı sıralarda. Ee? Biz dünyadaki milyarlarca evli çift gibi odamıza çekildiğimizde... ...nedense milyarlarca evli çiftin hiç yaşamadığı bir şey oluyor bizim evde. Neymiş bu? Senin öksürüğün... ...üst katın koridorlarında yankı yapmaya başlıyor baba. E'si özel hayatımıza direkt olarak müdahale var baba. Siz de o kadar erken başlamayın. Peki ne zaman başlayalım baba? Biz uyuduktan sonra ne yaparsanız yapın.
sizi niye bekliyoruz baba? Bekleyeceksin tabii. Biz beklerdik. Kimi? Büyüklerimizin uyumasını. Niye? Kimse sesimizi duymasın diye. Hatta bir süre ara verirdik. Onlar gidene kadar. İyi de baba, siz hiç gitmiyorsunuz ki. Çıktı işte sonda ağzındaki bakla. Fazla kaldınız. Çekin gidin mi demek istiyorsun bize? Nesi komik bunun? Yok baba, ben gidin filan demedim. Yani şu öksürüğünü kessen yeter. Al bu öksürüğünü, bu da kendin iş, terbiyesiz çocuk. Ben şimdi ne terbiyesizlik yaptım baba ya? Ayıptır ya. İnsanlara biraz büyüklere saygı olur. Oldu olacak biz uyumadan. Tövbe tövbe. O zaman siz ikinci torunu biraz zor görürsünüz baba. Çok lazımdı. Birine bakamıyorsun da. Evet Kudretçim. Düşündüm de biz bu sandalı alalım. Nasıl olsa artık oğlumuzun evinde oturuyoruz. Şöyle seninle sandala binip Heybeliada'da mehtaba çıkarız. Tamam. Ama sen de geleceksen büyük bir şey almalıyız. Kadir, bir dahaki maaşından para yerle de bir sandal alalım. Tabii baba. Ne demek baba? Emrin olur baba. Resmen kaynasıyla yaşayan bir ev kadını oldun. Resmen. Anne. Efendim kızım. Ben diyetisyene gideceğim. Nereye nereye? Diyetisyene. Diyetisyene. Evet, okuldaki bütün kilolu arkadaşlarım gidiyor. Ah canım benim, sen zayıflamaya mı karar verdin? Evet anne. Tamam o zaman. Ben sana televizyondan falan bir diyet programı hazırlarım. Zaten diyetisyenin yaptığı da aynı şey. Bir de üstüne para alıyorlar. Of ya, of. Hiçbir isteğimi kabul etmiyorsunuz zaten. Ne oldu buna ya? Ceren bir diyetisyene gitmeli Kadir. Pardon, nereye nereye? Diyetisyene. Okuldaki bütün kilolu arkadaşları gidiyorlarmış. Ah canım, kilo vermeye mi karar verdin? Evet. Aa güzel. Hulya, sen televizyondan şöyle güzel bir diyet programı hazırlarsın. Zaten diyetisyenler de aynı şey yapıyor. Bir de üstüne üstlük para alıyor. Hayır Kadir, hiç de öyle olmuyor. Diyetisyen uzman zayıflatma doktoru demek. Tamam işte Hulya, ben de aynı şeyi söylüyorum. Bir de üstüne para alıyorlar ya. Hemen Ceren'e bir diyetisyen ayarlıyorsun Kadir. Hulya. Konu kapanmıştır. Anneni babanı yollayamıyorsun, bari bunu yap. Geç Ceren'cim, geç. Yaşasın dede. Artık benim de diyetisyenim oldu. Evet, benim de bir sürü borcum oldu. Neymiş o kızım? Göster bakayım. Diyetisyen dede. Neyini göstereyim? Doktor yani baba. İnsanları zayıflatıyor. Biliyoruz, biliyoruz. Buyurun Ceren Hanım. Programınız. Eğer hedefi tutturamazsan harçlığına yapacağım zam, inan bana enflasyon oranının çok 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 altında olacaktır. Merak etme baba. Tutturacağım. Ben bir anneme haber vereyim. Hadi bakalım. Ne hedefiymiş bu oğlum? Diyetisyene gittik ya anne. İşte her ay 2 kilo mu 3 kilo mu ne verecekmiş. Ne kadar olduğunu unuttum şimdi ben de. Demek annen gitse ayda 2 kilodan aşağı yukarı 10 sene falan sürer. Yeter ama Kudret. Üstüme gelme bu kadar. Annene niye haber vermedin giderken? Ne bileyim baba, geleceğini tahmin etmedim yani. Nasıl tahmin etmezsin ya? Sandal alınca ne yapacağız? Biz mehtaba çıkarken annen evde mi otursun? Tamam baba, tamam. Hallederiz yani. Polis'te harfiye numaramız lazım anne. Ona göre pişir yemekleri. Pişiririm, pişiririm kızım. Sen hiç merak etme. Ben pişiririm bunları. Of ya, Ceren'e ayrı, evdekilere ayrı yemek pişireceğiz. Babam hayatta yemez bunları. Al anne, kilo vermek istiyorsan bununla ver. Ne bu? Adım Sayar. Adım Sayar mı? He? Ne yapıyor bu? Adım sayıyor baba. Ceren'in diyetisyeni verdi. Günde en az 10.000 adım atmak gerekiyormuş. O zaman annene verme. Çünkü o günde en fazla 50 adım atıyor. Ya evet, seninkinin 5 katı.
Bence sen hemen başla anne. Günde 10.000 adım atarsan kesinlikle zayıflarsın. Ne var? Atarım tabii. Tabii. Hadi be. Kolay mı 10.000 adım atmak? 10.000 adımla insan buradan ta Samsun'a varır. Yok baba öyle değil. Ver bakayım anne. Bak cebimdeyken bile saymış baba. 150 adım atmışım duraktan buraya kadar. Böyle cebindeyken mi sayıyor bu? Yok anne. Bunu beline asacaksın. İçinde hareketli bir parça var. Sen yürüdükçe o da dönüyor. Bak anne mesela şöyle yaptık bak. Bak görüyor musun anne sayı yükseliyor. Şuraya basınca da sıfırlıyor anne. Bak şimdi sıfırladı ha. Ver oğlum ver. Bundan sonra her gün 10.000 adım atacağım bunlar. Helal sana anne. Atamazsın. Atarım. Var mısın iddiaya? Sen her gün 10.000 adım at. Ben de sana her gün ne istersen söyle. Ah, iyi bir şey iste anne. Sağlam bir şey iste. 10.000 adım az değil. Tamam. O alacağınız sandalı benim üstüme yaptıracaksınız. Ben istemezsem sandala kimse binmeyecek. Ya... Demek ki Mehtaba babamsız çıkacağız anne. Tamam, kabul ediyorum. Sen günde 10.000 adım atamazsın. Hilesi hurdası yok değil mi bunun? Ne gibi baba? Yani yürümeden saymak gibi. Hayır baba, asla yok. Yürümeden asla saymaz. Bak mesela şöyle sallarsan en fazla 1-2 adım falan yazıyor yani. Bahriye, sakın böyle sallama tamam mı? Bak takip edeceğim. Gözüm üstünde olacak. Benim hileye, hurdaya ihtiyacım yok. Tak oğlum şuraya. Takayım anne. Baba, yalnız bugün 5.000 adım olsun. Günün yarısı geçti. Tabii. Tamam, bugün 5.000 adım. Yarın 10.000 adım. Pazartesi öğleye kadar 30.000 adım atacaksın. Göreceğim. Tamam, çekeyim. Hadi anne, göreyim seni. Bak, şimdiden 7 adım oldu bile. Evet, buyurun Sof. Buyurmuşlar bile. Of anne ya, çok geç yiyoruz. Benim 8'den sonra yememem lazım. Kızım, diyet malzemelerini almak için dışarı çıktım ancak. Ben bir kepçe alayım. Ay dur kızım, dur. Ben getiririm. Bırak, bırak. O yürüsün. Daha onun 30.000 adım atması lazım. Hayır efendim, o yüzden değil. O şimdi gider küçük kepçeyi alır, 2 saatte dolduramayız çorbaları. Anne, telefona da bakar mısın? Hem yürümüş de olursun. Kalk sen bak. Her yere anneni mi olacaksın? Tamam baba. Peki baba. Alo. Daha 1.000 adım bile olmamış. Anne getirmiyor musun kepçeyi? Tamam tamam getiriyorum. Çatlamayın işte. Anne, anne, anne gözün aydın. Senin telefon sapını bulmuşlar. Aa, şükürler olsun. 14 yaşında böyle rastgele numaralar çevirip insanları korkutan bir çocukmuş ya. Söyledim o kadar. Ama anan anlamadı ki. Neyse anne neyse. Artık korkmazsın. Öf anne ya. Hadi başlayalım. Tamam kızım tamam hadi başlayalım. Anne. Ne bu? Brokoli çorbası baba. Ne yani? Domates mi, tavuk mu, mercimek mi? Brokoli baba, kendisi başlı başına apayrı denişik bir bitki. Vallahi ben de ilk defa yaptım. Sürpriz olabilir baba. Buyurun. Bana sürpriz oldu. Bana da baba. Bana da. Bana hiç olmadı. Bu fasulyenin yağı mı yok? Yağını biraz az kattım baba. Diyetisyenim öyle dedi dede. İyi de kızım, diyetisyene giden sensin. Biz bunları yemek zorunda mıyız ya? Kadir, ayrı ayrı yemek mi pişireceğim? Bence çok mantıklı. Babacığım, bunlar hem zayıflamaya hem de sağlıklı yaşamaya yarıyor. Bence biz de alışmalıyız. Benim fazla kilom yok, sağlığım da yerinde. Tabii, babamın biraz şekeri var.
Biraz da prostatta arıza var, o kadar. Al o zaman. Benimkileri de sen yiyeceksin. Ama baba şaka yaptım. Bu kadar ağır ceza verilmez ki adama. Ne cezası ya? O kadar mı kötü? Anne ya, ben aylarca bunları mı yiyeceğim? Evet kızım, diyet böyle bir şey işte. Bizim için hiçbir bir şey yok ya. Var baba, pilav var. Annem getirmeye gitti. Daha pilavımı yeni yaptım. Yatana kadar nasıl 5000 yapacağım bilmem. Pilav bekliyorlar. Beklesinler kızım. Ne yapıyorsun sen? Mutfakta yürüyüş mü yapıyorsun? Ne yürüyüşü canım? Pilav soğusun diye turluyorum azıcık. Evet, hadi. Soğudu pilav. Aç kapıyı. İlahi anne. Pilav geldi. Dur canım. Bu pilavın dibi mi tuttu? Hayır baba, esmer pirinçten yapıldı da o yüzden biraz kahverengi. Ben de fasulyemin yanına bir kaşık alayım. Ya Hulya, biz niye adam gibi pilav yemiyoruz ya? Nereden çıkarıyorsun bu esmer pirinç, mesmer pirinci? Hep beraber alışacağız Kadir. Ben doydum. Ben anladım bu diyetisyenlerin nasıl zayıflattığını. Öyle şeyler yazıyorlar ki yiyemiyorsun, açlıktan inceliyorsun. %100 haklısın baba. Dur kızım, dur. Ben toplarım. Tek tek. Güzel kızım, demek sen diyetisyene gidiyorsun. Evet Hafife teyze, o yüzden şan derslerine ara vermeliyiz. Diyet yapmanın şan derslerine bir sakıncası yok ki. Var Hafife teyze, açar şu nota okunmuyor. O halde Küçük Hanım ne zaman isterse o zaman devam edersiniz Hafife Hanım. Tabii öyle yaparız, tabii kendisi nasıl isterse. Teşekkür ederim Hafife teyze, ben biraz ders çalışayım. Ah canım benim, tamam. Ah efendim, keşke her şey bu kadar saf ve temiz olsa. Tıpkı paşa dedemin zamanındaki gibi. Tıpkı paşa dedemin zamanındaki gibi. İstanbul'a yeni yapılacak gökdelenleri duydunuz mu Kudret Bey? Ya evet duydum. İyi bir şey tabii. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Değil mi? Aman efendim yapmayın. İstanbul'un süliyeti diye bir şey kalmadı. Her tepenin arkasından bir gökdelen çıktı. Ah ah, nerede o paşa dedemin İstanbul'u? Ama dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olacakmış. Ne yapacağız biz dünyanın en yüksek binasını? Anne, sen geç otur, ben götürürüm. Ben götürürüm kızım. Sonra her işi ben yaptım diyorsun da ondan. Orası öyle. Kadir, annene ne oldu böyle sürekli ayakta? Babamla iddiaya girdiler. Aa, ne iddiası? Annemin belinde bir adım sayar var, görmedin mi? Adım sayar mı? Aa, ben de ne diyorum bu belindeki? Annem yürüdükçe adımlarını sayıyor. Pazartesiye kadar 30.000 adım atması gerekiyor. O yüzden masa etrafında dönmeler falan. Ya? Söylesene bunu, ben onu bol bol yürüteyim. Vay be. Rakıyı pipetle içeceğimiz günler de varmış. Kadir, bak çok içmeye başladın. Aman be Hulya, daha ikinci duble. Hem köpek ısırdı, içmeyince çok acıyor. Ya her şeyde bir bahanem var yani. Gökdelen, adı bile kötü. Niye deliyorlar İstanbul'un masmavi gökyüzünü? İstikbal göklerdedir. Bahriye Hanım, şu çayları getirseniz diyorum hani. Getirdim, getirdim zaten.
Buyurun Afife Hanım. Ah, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Şöyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Getiriyorum size. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şekerinizi de alın. Bir dakika canım. Buyurun Kudret Bey. Hadi Kadir, bırak şunu içeri gidelim. İçeride ne yapacağız Hulya? İçeride Zühtü Bey var. İşte o yüzden gidelim, misafirlerle oturmaya Kadir. Boş ver Hulya, babamlar oturuyor nasıl olsa. Hulya, sen babama Zühtü Bey'in yanında çalıştığımı söyledin değil mi? Yoo. Niye söylemedin ya? Niye sen söylemiyorsun Kadir? Ya her işi ben mi yapacağım Hulya? Hem bak dudağımı köpek ısırdı. Niye beni konuşturup tutturuyorsun ya? Kadir Bey nasıl oldu? İyi iyi. Dudağından kopan parça yerine kaynamış. Ya iyi oldu. Eğer kaynamasaydı poposundan bir parça alıp oraya monte edeceklerdi. Kadir Bey'in yokluğu bayağı bir hissediliyor şirkette. Hangi şirkette? Bizim şirkette. Kadir Zühtü Bey'in yanında çalışıyor demiştim ya baba. Demiş miydin? He. Demişti canım. Ben de şahidim. Efendim, ben bu evde her şeyi biraz geriden duyarım da. Dün yine Çinli iş adamları geldi. Kadir Bey olmayınca anlaşamadı kendileriyle. Öyle mi? Neden? Şirkette Çince bilen tek kişi oğlunuz. Eyvah! Vallahi çok iyi evlat yetiştirmişsiniz. İngilizceyi artık herkes biliyor. Ama Çince öğrenmek iyi yetişmiş bir gencin azmedeceği bir şey. Kadir, değil mi? Evet. Amerika'da okuması, sonra üst düzey görevlerde bulunması, bunlar hep iyi bir aile eğitimiyle olur yani. Çok haklısınız Zühtü Bey. Babam kendisini çok destekledi. Sağ olsun. Ya ben de bayağı destek oldum. Çocuğum. Ya Bahri olmasaydı ne Amerika'ya gidip okuyabilirdi, ne de Çince öğrenebilirdi. Çok destek oldu, çok. Canım okuyacak vallahi. Aklındayken şunu vereyim size. Nedir bu? Pazar akşamı bizim okulun her yıl düzenlenen mezunlar balosu var. Gerçi misafir getirilmiyor ama beni kırmazlar. Çok eğlenceli balodur. Mutlaka gelmelisiniz. Ay tabii tabii, seve seve geliriz, ne iyi olur. Ya, bak misafir götürülmüyormuş. Şimdi Zühtü Bey'in başı orada derde girer, bir daha çağırmazlar. Aman efendim, işin siz o kısmını merak etmeyin. O zaman gidiyorsunuz demektir. Peki. Ne kadar mesudum anlatamam. Ufak bir de vals yarışması var. Umarım bu sene de siz kazanırsınız. Ya. Biz 97 ve 2001 yıllarında kazanmıştık. O kadar güzel bir duygu ki. Ama biz vals... Annenle babamın en sevdikleri danstır. Yok efendim. Ya biz kim? Vals kim? Ah bu ne mütevazilik değil mi Zühtü Beyciğim? Ya ya. Eminim Viyana'da kaldığınız yıllarda hayli ilerletmişsinizdir. Viyana mı? Ben kazanacaklarına çok eminim. Ben de eminim. Çok merak ediyorum. Biz Viyana'da hangi yıllar yaşadık acaba? Nereden çıktı Viyana'da yaşamışlığımız? Benim Viyana'dan falan haberim yok. Kimin var? Niye? Çünkü şey... Şey baba. Bana şey mey demeyin. Bana doğru söyleyin.
Öyle gerekti baba. Niye öyle gerekti ya? Niye biz Viyana'da yaşadık? Neden Vaş bizim en sevdiğimiz dans oluyor? Sen Çince'yi nereden biliyorsun? Ha, kudret şenşan. Ni hao, hada, hada. Öğrendim baba, çok çalıştım. Çok çalışmışmış. Ya sen Amerika'da ne zaman okudun? Siz bizim eve yerleşmeden önce baba. Bana 30 saniye içerisinde doğruyu söylemezseniz elinden bir kaza çıkacak. Maymun ettiniz beni be. Hülya. Efendim anne. 30 saniye içinde doğru bir şeyler söyle babana. Kadir, 30 saniye içinde doğru bir şey söyler misin babana? 20 saniyeniz kaldı. Evet, 20 saniye. Kim konuşuyor? Çabuk. O. 10 saniye. Benim yukarı çıkıp pansuman yapmam lazım. Otur yerine. Tamam baba, ben anlatacağım. Hülya, emin misin? Eminim. Biz bu eve taşınırken baba, Zühtü Bey ile Afife Hanım'a köklü bir aileden geldiğimizi söyledik. Niye? Öyle gerekiyordu. Çünkü onlar eski İstanbullu bir aile arıyorlardı. Hatta soylu bir aile olursak kira bile almayacaklardı. Ya biz de kiralık ev araya araya helak olmuştuk. Hem biliyorsun kiralar da çok pahalıydı. Tamam baba, benim hatam. Ben uydurdum. Ne o, şimdi onlar bizi asil mi sanıyorlar? Sen eski bir fabrikatörsün Kudret. Olmasam şaşardım. Kadir de aynı gün Zühtü Bey'in yanında işe girmiş. Ama Çince'yi ben de ilk defa duyuyorum baba. Çince bilmediği ispat edilene kadar her insan Çince biliyordur baba. Senin yaptıklarına akıl sır ermez zaten. Geçen gün de burada ikiz olayı vardı. Neydi o? Hülya, sen güzel anlatıyordun hayatım. Devam etsene. Onu ben de çözebilmiş değilim baba. Pes yani be. Pes. Kendi söylediğiniz yalanların içinde boğulmuşsunuz. Ama bizim sayemizde şimdi artık sandal almaktan bahsedebiliyoruz Kudret. Tabii ya. Öyle evinin önünden balık tutmak herkese nasip olmaz baba. Sen sus! Bahriye, sen de otur yerine. Sallanıp durma. Aa, 3000 olmuş. Kes! Bir de benim başka bir kocam var. Yani uydurduğumuz yalanlara göre. Kimmiş senin kocan? Kadir'in ikizi. Kadir'in ikizi kim? Kadir'in kendisi. Ya Kadir'in kendisi kendi ikizi nasıl olur? Çünkü Kadir'in kendisi aynı zamanda benim kayınbiraderim oluyor. Kayınbiraderim mi? Anla işte baba, Hülya benim ikizimle evli. Nerede o ikiz? Ameliyattadır. Ameliyatta mıdır? Çünkü o doktor. Doktor mu? Başarılı bir cerrah. Kim? Ben. Niye? Öyle. Siz var ya siz, hepiniz kafayı üşütmüşsünüz. Neyse Kudret, sen sadece asil gibi davran, gerisini çocuklar hallediyor zaten. Davranmayacağım. Baba, o zaman yeni bir ev bakalım. Sandalı falan da unut. Gemileri de unut baba. Yeter be! Yeter be! Yeter! Geldin mavi kelebeğim. Baban önce bir uyusun sonra. Eğer çok sessiz olursak ruhu bile duymaz. Tamam, olur. Gıdık. Ama bak gıdıklama. Gıdık? Kadir gıdıklama, biliyorsun gıdıklanıyorum. Ay! Sana inatsa hadi kurmazsam.
Ne saati kuruyorsun? Saat 3'te kalkıyoruz oraya. Aa, niye? Ya bir de niye diye soruyorsun? Gıddık. Ne yani? Saatle uyanıp... Ne yapalım Hulya? Başka şansımız mı var? Baksana. Sana da iyi geceler baba. Anlaştık değil mi? Saat 3'e kuruyorum. Dur ya, 2'ye kuruyorum. Kusura bakma hayatım. Özel hayatımızı babanın öksürüklerine göre planlayamam. Ama Hulya... İyi geceler. Yok be. Tarak bu sayaç ilerlemez. Ben bu iddiayı kazanmaz mıyım? O sandığa binip mehtapta gezmez miyim? Hadi bakalım. Bari. Baba hadi. Üç bin yüz elli. Sen de sızlat be. Nereye gidiyorsun sen böyle sabah sabah? Yürüyeceğim dedim ya. Ne yürüyüşüymüş bu ya? Sonra kayboluyorsun. İddiayı kaybedeceğim diye korkuyorsun değil mi? Ne kaybedeceğim ben? Ne kaybedeceğim? Niye korkayım? Yani gidebileceğin yer neresi? Şuraya kadar gideceksin sonunda. Tamam. Anne bunlar çok az. Evet güzel kızım çünkü diyet bu. Ben sıkıldım bu diyetten. Aa, öyle sıkılmak falan yok. Ne demek sıkıldım? Daha ikinci günüm bugün. Ama karnım açılınca kafam çalışmıyor. O zaman niye diyetisine gitmek istediğini hatırla, motive olursun. Niye kilo vermek istiyorsun Ceren sen? Söyle bakalım. Ceren? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun. Anne ya. Yoksa sen aşık falan mı oldun? Hayır. Ah güzel kızım benim, aşık olmuş. Nasıl bir çocuk anlat bakalım bana. Bu yaşta çocuğun kafasına böyle şeyler sokmayın. O zannettiğinizden çok daha büyük bir kız babacığım. Nesi büyük ya? Fındık kadar bir şey. Gel kızım biz yukarı çıkalım. Kahvaltını da alalım. Anlat bakalım neler olmuş. Ceren aşık olmuş. Aa, anne ya istersen çık.
geldi mi? Hayır efendim. Hiç de güzel değil. Sokma çocuğun kafasına bu yaşta böyle şeyleri. Ay Kadir, hiç şaşırmadım biliyor musun? Ama Ceren beni çok şaşırttı. Kızım ne aşkıymış bu lise bitmeden? Çocuk aşık olmak için liseyi mi bekleyecek yani? Evet efendim, bekleyecek. Hayır kızım, yok öyle bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu diyetisyen olayının aşk meşkle bir ilişkisi mi var yoksa? Kadir. Kızım, sen çık, ben geliyorum. Tamam, ama benim aşk hayatım yüzünden kavga etmeyin. Ne diyorsun sen ya? Ne hayatı, ne aşkı? Gel bakayım sen buraya. Ya sen onun aşk hayatım dediğine bakma Kadir. Belli ki arkadaşlarından birinden hoşlanmış kız. Hoşlanmasın efendim. Bir sürü dersi var. O şimdi matematik problemi çözeceğine defterine kalpler çizer. Çizsin Kadir. Aşk güzel bir şey. Evet ama belli bir yaştan sonra. Neymiş o yaş? Ne bileyim canım, bizim evde mesela 18'di, hatta 20'ydi değil mi baba? Evet oğlum, öyleydi. Tabii 18 erkekler için. Kızlar için kaçmış peki baba? Önce bir 20 olsun, ondan sonra. Hatta evlenmeden aşık olması. En sağlıklısı. Olur mu öyle şey? Aşık olmadan nasıl evlenecek bu çocuk? Ya kızımın duygularıyla oynayıp onu kandırırlarsa? Saçmalama Kadir, kızımız aklı başında bir kız. Ya bu ilk duygusal deneyimi, evlenecek değil ya. Ben anlamam. Ben kızımı korurum o kadar. Kimden koruyacaksın ya? Dışarıdaki tehlikelerden. Senin aşka niye bu kadar yabancı oldun çok belli Kadir. Evet. Babamın öksürüğü yüzünden. Cıvıma hemen, cıvıma. Kızımın üzerinde böyle baskı kurmanıza izin veremem Kadir. Kusura bakmayın. Zaten hep sen yüz veriyorsun bu çocuğa. Hep sen yüz veriyorsun. Sen de 6 ayda bir kızınla ilgileniyorsun. Onda da yasak koyuyorsun Kadir. İşte bile. Dün kızımızı diyetisyene kim yazdırdı ha? Kim yazdırdı? Bu kadın milletine de hiç yaranılmıyor baba ya. Değil mi baba? Geç. Geç. Kaç oldu? 7 bin. Pazartesi kadar zor. 30 bin yaparsın bari teyze. Oğlum daha ne yapayım? Sen de biliyorsun nereye kadar gidip geldik. Biliyorum. Bilsem oraya kadar gelir miydim? Yok. Yok canım, bu böyle olmayacak. Ben bu aleti 30 bin yapana kadar çoktan ölürüm. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne iddiasın olduğunu bilmiyorum ama bence bu işten vazgeç. Rafi. Efendim? Sana para versem bir daha gidip gelir misin oralara? Yok vallahi gidemem. Hadi be evladım. O gittiğimiz yere kadar gitsen şu aletle 4-5 bin daha yükselir. Ha? Olmaz Bariye teyze, çok yoruldum. Bak, bak. 10 lira versen. 20 lira. Hadi. Kalk, kalk. Yürü, yürü, yürü. Aslan Rafi. Aslan oğlum benim. Dön şunu da bir takayım ben. Dur. Hadi. Bak, sakın Kudret amcana söyleme, tamam mı? Bundan haberim haberi olmasın. Onun için de 10 lira alayım. Yürü Rafi. Hadi, aslan oğlum benim. Hadi. Bu daha önce hiç benim aklıma gelmedi. Ha anne. Ha yavrum. Balo ne olacak? Ne balosu? Atfa Hanımlar sizi baloya çağırdılar ya. Aa sahi ya. E ne yapacağız şimdi? Artık gitmeseniz olmaz. Oraya gidip vals yapamazsanız hiç olmaz anne. Hep senin yüzünden. Neymiş? Vals en sevdiğimiz dansmış. Sizin dans çalışmanız lazım anne. Kimle? Kimle olacak? Babamla tabii ki. Oh, ya güneşe aldandık ama dışarısı korkunç kuru bir ayaz. Dondum soğuktan ya. Baba, vals çalışmanız lazım. Heh, böyle bir saçmalık bekliyordum işte. Ama yani yarışmayı kazanamazsanız bile en azından biraz dans etmeniz gerekiyor yoksa... Ne yoksa? Yoksa asil olmadığımız mı ortaya çıkacak? İşte tam üstüne bastın.
Hiçbir kuvvet bana hayatta vals vals yaptıramaz. O zaman evden atılacağız demektir. La havle ya. La havle be la. Evet, şimdi müziği başlatmadan önce tekrarlıyorum. Birinci de öne, ikinci de arkaya, sonra sağ üçüncü, ondan sonra parmak üstüne yükseliyoruz. Tamam mı? Of, tamam kızım da kudret biraz. Tamam, geçelim. Tamam, tamam. Tamam, tamam, müziği başlat. Derhal. Bana mı sırıtıyorsun sen? Yok baba, estağfurullah. Evet, başladı. Bir, hadi. İki, hadi baba. Bir, iki, üç, dört. Bir, evet. Üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Hülya, sen nereden öğrendin böyle vals yapmayı? Hülya Koçyiğit filmlerinden. Hani hizmetçi kız sosyeteye girmek için böyle şeyler yapar ya. Dört. Bravo baba, dört. Çok yakıştı. Dört. Baba sen ona bakma, gerçekten çok yakışıyor. Hadi. Hadi gel. Bir, hadi. İki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Dört. Bir, iki, üç, dört. Dört. Yap, bir, dikkat et. Bir, iki, üç, dört. Kızım, ben baloda ne diyeceğim? Böyle mi gideceğim? Dört. Bakarız anne, buluruz bir şeyi, hallederiz. Merak etme sen, hadi. Hadi, hadi. Bir, iki, üç, dört. Ah, ah, ayağıma bastım. Ya ben de itiyorum, gitmiyorsun. Niye itiyorsun Kudret? Ya be kadın, hiç duymadın mı? Dansı erkekler idare ederler. İttiğim zaman gideceksin, çektiğim zaman geleceksin. Allah Allah. Çok doğru baba. Dans bir arabadır. Direksiyonda hep erkekler oturur. Görüyorsun değil mi hain evladı? Biz onun yalanlarını örtbas etmek için burada neler çekiyoruz? Kalkmış orada pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Hadi ama, çok yavaşız. Bak baba, böyle kuğu gibi yükseleceksin. Gel Hülya gösterelim. Bak, 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 bak. Kadir ya, karıştırma. Sanki çok biliyormuş gibi. Aa, aşk olsun Hülya. Ben bu işlerin kitabını yazmış adamım. Yoksa sen benim resimli dans ilmi haberimi okumadın mı hayatımı? Bak baba, böyle yapacaksın baba. Sen de yaklaş be kadın. Ya bir sus be, bir sus. Kadir, bırak. Anneciğim gel, gel. Bir daha yapıyoruz. Tamam. Ben şimdi erkeğim. Tamam, bak. Bir, iki, üç, dört. Ah, zıpla. Bir, iki, üç. Parmak ucu. Evet. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Bir, gel baba. Bir. Ben de sana öğreteyim. Bir dakika. Dur ya, dur. Erkek benim ya. Peki baba. Evet. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Çok güzel baba. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Çok güzel baba. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Zıp, iyi ayla. Merhaba Zip Kansa. Merhaba güzel kızım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, annemle babamdan dans dersleri alıyorduk da. Değil mi Kadir? Aa, evet. Ya, ya, ya. Ne yazık ki biz annem ve babam gibi Viyana'da yaşayamadık Zühtü Bey. Kadir Bey, biliyorum izinlisiniz ama şu evrakları lütfen bir inceler misiniz? Çin'den geldi yine. Tabii efendim, derhal emredersiniz. Ben sizi bölmeyeyim efendim. Çocuklar işte heves etmişler, öğretiyoruz. İyi günler efendim. İyi günler. Hadi anne, devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç, dört. Hadi zıplıyor ha. Geldim, geldim baba, geldim. Bir, iki, üç, dört. Evet. Hadi gel, devam edelim baba, gel. Dört. Ya bırak be, bırak. Bırak. Gel buraya bari. Dört. Dört. Bir, iki, üç, dört. Ay, amma. Baba ne oldu, biraz dikkatli ol sen de ya. Hadi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Bir, iki, üç, dört. Ah. Ben bundan yapamayacağım bu işi. Baba ne oldu, öne arkaya ya, bir şey yok. Bir, iki, üç. Bir vasimiz eksikti. Ama bayağı ilerlettik, değil mi? Ya. Ben orada onca kişinin arasında dansmaz edemem. Edersin, edersin. Ne varmış? Sen de İngiliz kraliyet ailesindenmiş gibi konuşma. Ne demek ne varmış? Biliyorum zaten. Neyi biliyorsun?
Sen benden utanıyorsun. Sen her şeyi kendine çekersin zaten. Sonra da beni suçlarsın. Ben banyo yapacağım. Kanter içinde kaldım be. Geldim mi? Geç, geç oğlum. Merhaba Bahriye teyze. Ah, yürümeyip kahvede mi oturdunuz yoksa? Yok Bahriye teyze. Yolda gelirken karşılaştık. Geç, geç. Ah. Bakayım kaç yazdı? Vallahi daha 12.000 yazdı. 30.000 çok var. Vallahi Bahriye teyze Rafi anlattı da senin işin çok zor ya. Ya yürüye yürüye o rakam 30.000'e çok zor çıkar. Evet benden bu kadar. 20 lirayı alırken iyiydi ama. Yürüsün diye sen bir de buna para mı veriyorsun Bahriye teyze? Evet. O zaman biraz da ben yürüyeyim ya. Ver bakayım şunu. Ne yapıyorsun oğlum? Burada olmaz. Kudret amca anlar. Ne yapayım? Dışarısı çok soğuk. Merak etme sen anlamaz o. Kadir Efendi içeride uzun hava çekiyor. Hasan, ne yapıyorsun sen öyle inçik inçik? Şey, Kudret amca, ayaklarımda bir uyuşma var da onu açmaya çalışıyorum. Saattir yemek yapıyorsun Hülya abla. Niye hala güzel bir şey kokmadı? Çünkü diyet yemekleri yapıyorum Hasan. Hepsi haşlanmış ve yağsız. Kudret amca yemez ki onları. Alışacak efendim. Tamam canım, bana niye bağırıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun orada öyle? Bahriye teyzenin adım sayarını sallıyorum. İddiaya mı girmiş ne? Hani hiç adım atmıyorsun? Bir şey keşfettim. Böyle sallayınca da yükseliyor. Aman Kudret amca duymasın ha. Duymaz, duymaz. Kolum çok ağrıdı ya. Ah. Oo, daha 1000 tane bile yükseltememişim. Kudret, yemeğe kadar dans çalışalım mı biraz? Ne dansı ya? Çalıştık yeter. Hala ayağıma basıyorsun da o yüzden demiştim. Ya çalıştık öğrendik işte tamam. 1-2-3-4, 1-2-3-4 tamam. Baloda da ayağıma basma. Nerede senin adım sayarın? Niye yürümüyorsun sen? Sabah bayağı yürüdüm. Şimdiden 25.000 oldu bile. Ne yani? Şimdi 5.000 mi kaldı? Ne sandın? Daha 15.000 bile olmamış. Ya bunu 30.000 yapmak için bir hafta uğraşmak lazım. Pazartesi öğleden sonra 30.000'i olmuş bil. Kaç oldu? Daha çok var Bahriye teyze. Ne yapacağız şimdi? Sofrayı kurarsan belki 30.000 olur anne. Ver oğlum. Benim işim var. Sen kur. Devam edin, devam edin. Hala balık tutuyor. Kaç oldu? 15.500. Hızlı, hızlı, hızlı. Yalnız yere düşürmeyin. Kasten kırdı der. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Anne, hacım. Bakıyorum artık benimle doktora falan gelmiyorsun. Aa, doktora mı gittin sen? Evet anne, doktora gittim. Niye bana söylemedin oğlum? Önemli değil anne, ben kendim hallettim. Hayır yani şu aleti verirdim, doktora git gel nereden bakarsan 2-3 bin adım ederdi. Sağ ol yani anne. Ne yapıyor bunlar böyle? Görüyorsun ya Kadir abi. Bana yardım ediyorlar oğlum. Tut Kadir abi. Rafi, kardeşim gel şöyle. Kadir abi, at. Tut bakalım, dombili. O para.
baba. Dur bakayım. Al bakayım kardeşim. Aferin çocuklar. Kaç oldu? 15.530. Anne ben de kazanmanı istiyorum. Ama bu iş böyle olmaz ki ya. Ya Kadir abi. Niye tutmuyorsun? Anne bence senin bunu alıp deliler gibi koşman lazım. Bence de. Çünkü sıfırlanmış. Ne? Yere düşünce oldu herhalde. Ne yaptın şaşkın çocuk? Niye tutmadın? Anne ben ne bileyim yani şey... Dünden beri kaç kişi uğraşıyoruz bu işi biliyor musun? Bütün emeklerimizi mahvettin Kadir abi. Durun ya! Gelmeyin üstüme o kadar. Artık mümkün yok. Mümkün yok yetiştiremem ben. Vallahi bence de. Atsan da tutsan da 30.000 olmaz artık. Ya hadi bir şey bulun, biraz yaratıcı olun. Nasıl çıkacak bu alet sıfırdan 30.000'e? Ne bilelim biz Kadir abi ya? Bunu sürekli hareket eden bir şeye bağlasak? Neymiş o şey? Ne bileyim, bir araba tekerli falan. Bravo! İşte bu. Aferin benim çatal karam kara tutum. Evet, bir taksinin tekerine bağlarız. Akşama kadar 100.000 bile yazar bu. Ya yine düşerse? Bu sefer kırılır da vallahi. O da doğru. Bunu hiç düşünmedik. Bu ne biçim fikir be? Zor zamanlardan günlere kadar gelmiş. Üstelik burada... Oh. Anne ben geldim. Aferin. Neredeydin? Annemlere gittim sana elbise bulmaya. Aa, sahi mi? Evet. Müzgün ablalar da böyle sık sık partilere çağırdıkları için annemle babama... ...annem de kendine böyle allı pullu bir şey dikmişti anne. Bak. İyi de bana olur mu? Hadi gel yukarıda deneyelim. Bu ne? O da babamın smokini. Ay sizinkiler de pek sosyetikmiş. Her şeyleri var. Müzgün ablalar sağ olsunlar. Annemleri sosyetik yaptılar anne. Hadi gel. Hadi bakalım. İnşallah olur bana. Ay inşallah. Rengini beğendin mi? Beğendim, beğendim. Ay. Buldum. Bu aleti bulaşık makinesine bağlayacağız. Nasıl? Şimdi burun fıskiyeleri var ya. Aleti alacağız, bir torbanın içine koyup aha bu fıskiyenin ucuna bağlayacağız. Ama o fıskiye böyle dönüyor. Rafi doğru söylüyor. Yukarı aşağı dönen bir şey lazım. Çok konuşmayın. Bana o kadar etmeyin. Kalk bakayım Rafi. Al şunu eline. Hadi dön şimdi bulaşık makinesi fıskiyesi gibi. Dön bakayım. Daha hızlı dön ya. Daha hızlı. Dön. 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 Aferin. Aferin. Yalıya taşındık da kaçmak bile kalmadı be. Hepsi buraya gelmeye üşeniyorlar. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi bakayım yelpaze daha hızlı. Çabuk 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 çabuk. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Şey baba, hani Rafi arkadaşımız Kenyalı ya, Türk kültürünü merak etmiş, biz de ona Mevlana'yı tanıtıyorduk. Burada olur mu bu iş ya? Ne yapalım baba, Konya'ya mı gidelim? Bak bakalım Kadir abi, artmış mı? Bakalım bakalım. Yok, artmamış, hala sıfır. Ben dedim, aşağı yukarıya dönen bir şey lazım. Tamam, haklısın. Aha! O zaman bunu çamaşır makinesine koyalım. Islanmasın. Canım önce bir poşete koyarız, ondan sonra makineye koyarız. Vallahi ben gidiyorum, benim işim var. Hadi git, güle güle, defol git. Sayarını 30.000 ayarlamaya çalışıyorduk Hulya. Hadi aç Kadir abi. Dur be. Aa, makineye mi attınız aleti? Evet anne. Kaç olmuş? 50.000.
Başardık Rafiçak. İyi de babam şüphelenmeyecek mi 50.000'den? Doğru. İnanmaz o şimdi. Ne yapacağız biz peki? Bu alet geri geri saymıyor. Yürü Rafik. Bunu sıfırlayacağız, tekrar makineye atacağız. Gel benimle. O makine bozulsun, sorarım ben size. Anne, sana çok yakıştı bu elbise. Kızım, biraz eteği uzun oldu galiba. Ya basıp düşersen? Ay yok anne, basmazsın, basmazsın. Korkma. Bassa bassa, babam basar. Yok canım, valsi bayağı öğrendi baba. Evet baba, bugünkü çalışmada çok iyiydin. Bak Bahriye, ben dansa mansa kalmam. Gidelim oraya, sonra bir bahane bulup çıkıp gelelim. Ne bahane edeceğiz? Torun hasta falan deriz ya, ne bileyim ben. Ben bunun için yarım saatten fazla kalamam ya. Allah Allah. Oldu mu sonunda? 30.240. Ay, sen kazandın yani. Bahriye teyze. Ay, yani 15 kere makineyi çalıştırdın, sonunda tuttu demek ki. Kudret. Efendim. Bu arada adım sayarla benim işim bitti. Buyur. 30.240. Ne çabuk ya. Hani yarım bitiyordu süre. Ev kadınlığı. Yürü yürü hemen 30.000. İnanmıyorum. Getir buraya bakacağım. Buyur. Ay. Aman anne, dur anne, ver ben göstereyim babama. Al baba. Allah. Ay. Yani sıfır yazıyor burada. Ama baba. Ne yaptın çocuğum ya? Nasıl düşürsün? Nasıl? Vallahi baba, 30.000'di, yere düşünce sıfırladı ya. Ya Bahriye, insan hiç olmazsa bir adım atar be, bir adım. Ya iddiaya girdik. Sen iki gün oturmuşsun. Oturmadı baba, biz şahidiz. Hı hı. Üzgünüm. Sandal benim üstüme olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, hazırsanız çıkabiliriz. Araç hazır. Hazırız Hüthü Bey, hazırız. Hadi iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Eyvallah. Baba, annemin ayağına basma. Tamam ya, tamam. Basmam. Bir, iki, üç, dört, bir, iki. Tamam, tamam. Anne, ne oldu sana? Anne. Düştüm. Düştüm mü? Ay, nasıl düştün? Daha da derken düştüm. Gel anne, gel. Ay. Ay yardım, ama daha iyisiniz değil mi? Hiç iyi değilim Hasan. Geç. Şöyle geç. Ay, anneciğim ya. Nasıl oldu bu ya? Nereye çarptın? Yorum söyle. Sahnenin kenarında çalıyordu adam. Nasıl oldu peki? Baban eteğime bastı. Ama dikkat edin, eteğine. Ayağına değil. Ayağıma da bastın. Eteğine bastım. Ayağıma. Ödül ne oldu? Başkası aldı. Annen en iyi düşme ödülünü aldı. Baban da sakar ödülünü aldı. Sen bana sakar mı diyorsun ya? Evet, sakar. Baba, sen bana sakar mı? Baba, ne diyorsun? Ne bu? Yorar gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı,
acıyı tatlıyı en son baba duyar.